Merhabalar arkadaşlar. Hadi örsene YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomda 1-1,5 yaş ölçülerinde yakadan başlamalı bebek yeleğinin anlatımını yapacağım. Yeleğimi 3,5 numara şiş kullanarak ördüm. Yeleğimde 1,5 yumakta ip kullandım. İpim Nako Elite Baby, 100 gramı 250 metre uzunluğunda olan anti pilling özelliğe sahip bir ip. Bu renk de örmek isterseniz de renk kodu 4687. Yeleğimde 6 adet de düğme kullandım. Şimdi yeleğimizin ölçülerini vereyim. Beden genişliği 28 santim. Yakasından beden uzunluğu ise 33 santim. 1 bir buçuk yaş ölçülerinde hatta. Bebeğin kilosuna göre iki yaşa kadar da kullanılabilir. Yeleğimizin önden görüntüsü böyle, arkası da böyle arkadaşlar. Gerçekten çok kullanışlı, çok güzel bir yelek oldu. Kanalıma ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızla desteklerseniz sevinirim. Yeni örgü videolarımdan anında haberdar olmak isterseniz de bildirim zilini açabilirsiniz. Şimdi yeleğimizin yapılışına geçelim. Herkese kolay gelsin. Yeleğimizi örmeye yakasından başlıyoruz. 3,5 numaralı şişe 76 ilmek attım. Şimdi arka yüzdeyiz. Arka yüzümüzü ters olarak örüyoruz. İlk ilmeği başlarken ben ters olarak örüyorum. Arka yüzde ilmeklerimizin tamamını ters olarak örelim. Sıra sonunda bir ilmeğimiz kalana kadar örelim. Sıra sonundaki ilmeği örmeden şişimize takıp ön yüze geçince sıra başında ilmeğimizi ters olarak öreceğiz. Sıra sonunda bir ilmeğim kaldı. İlmeği örmeden şişime takıp ön yüze geçtim. Sıra başında ilk ilmeği ters olarak örüyorum. Kenarlarımızın tırtıklı olması için sıra sonundaki ilmeği örmeden şişimize takıp diğer yüze geçince ters olarak örüyoruz. Yeleğimizin yakası için 3 sıra haroşa öreceğiz. Haroşamı her iki yüzde de tersten örüyorum. Yine sıra, sıra sonunda bir ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi ters olarak örelim. Sıra sonunda bir ilmeğim kaldı. Örmeden şişime takıp Arka yüze geçiyorum. Yine bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Yakamızı 3 haroşa sırasına tamamlayalım. Daha sonra ayrımlarımızı yapalım arkadaşlar. Yakamız için 3 haroşa sırası ördüm. Şimdi bu sırada ilk açacağım hem de ayrımlarımızı yapacağız. Önler 15 ilmek olacak, 6 ilmeğini pat olarak öreceğiz. Kollar 9 ilmek, arkası 24 ilmek, aralarda ise birer ilmek olacak. Birer ilmeğin her iki kenarında artırma yapacağız hem sağında hem de solunda artırma yapacağız. Şimdi pat kısmımızda ilik açalım. 1 2 3. 3 ilmek ördükten sonra şu şekilde alttaki ipi sol şişime takıp ters olarak örüyorum. Yanındaki 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. 1 ilmek daha örüp pat kısmını tamamlıyorum. 2 4 6 pat kısmımızda 6 ilmeğimiz oldu. Şimdi on, 15 ilmeğe tamamlayacağız. Önümüzü 15 ilmeğe tamamlayacağız. 9 ilmek düz öreceğiz. 1 2 3 9 ilmek ördüm. Önümüz için toplamda pat kısmımızla beraber 15 ilmeğimiz oldu. Şimdi burada olan bir ilmeğin hem sağına hem de soluna bir ilmek artırma yapacağız. İpimi öne aldım. Dolama yapıp bir ilmek ters örüyorum. Artırmalarımızı haraşo olarak öreceğiz. Hem ön yüzde ters hem de arka yüzde ters. Şimdi ipimi arkaya aldım dolama yapıp kolda olan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. 9 ilmek düz öreceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Şimdi tekrardan ipimi öne aldım. Dolama yaptım. Buradaki bir ilmeğin her iki kenarına yine artırma yapıyoruz. Ajur yaparak artırmalarımız yapıyoruz. Bir ilmeği ters olarak ördüm, ipimi arkaya aldım, tekrar dolama yaptım. Arkamız için 24 ilmek örüyoruz. 1, 2, 3. arkamız için 24 ilmeğimizi düz olarak ördüm şimdi burada yine arada olan ilmeğimizin her iki kenarına birer ilmek artırma yapacağız ipimi öne aldım dolama yaparak artırmamı yaptım bir ilmek örüp ipimi arkaya alıyorum tekrar dolama yapıyorum kolumuz için 9 ilmek düz örüyorum 1 2 3 9 ilmek düz ördüm. Tekrar buradaki ilmeğimizin her iki kenarına artırmalarımızı yapalım. Ayrım kısımlarını belirlemek için arkadaşlar ilmek ayrıcı kullanabilirsiniz. Ben kullanmadım örerken zorlandığım için. Dolama yap dolama yaptım. Bir ilmek artırdım. Bir ilmek ters örüp ipimi arkaya aldım. Tekrardan dolama yapıp 9 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 4 5 Önümüz için 9 ilmek düz ördüm. 6 ilmeğimiz kaldı. 6 ilmeği de ters olarak örüp önümüzü de 15 ilmeğe tamamlıyoruz. Patımızda olan 6. ilmeği örmeden şişimize takıp Arka yüze geçiyorum. Arka yüzde örmeden almış olduğumuz ilmeği ters olarak örüyorum. Arka yüzde ilmeklerimizin tamamını ters olarak örüyoruz. Sıra sonunda bir ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizin tamamını ters olarak örüyoruz. Dolama yaparak artırmış olduğumuz ilmekleri de ters olarak örüyorum. Arada olan ilmeğimi de yine ters olarak ördüm. Her iki yönde ters örüyoruz. Yani haroşa olarak örmüş oluyoruz. Sıra sonunda bir ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizin tamamını ters olarak örelim. Arka yüzü tamamladım. Ön yüze geçtim. Sıra sonunda örmeden almış olduğumuz ilmeği sıra başında ters olarak örüyorum. Pat kısmımızı haroşa olarak ördük. 6 ilmek patımızı haroşa olarak örüyoruz. Şimdi önde olan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Bir önceki sırada artırma yaptığım ilmeğe kadar ilmeklerimi düz olarak ördüm. Şimdi burada bir önceki sırada artırmış olduğumuz ilmeği haroşa olarak öreceğiz. Ortadaki ilmeği de haroşa olarak öreceğiz, yanındaki ilmeği de. Yani 3 ilmek burada haroşa olarak öreceğiz. İpimi öne aldım. Tekrar bir ilmek artırma yaptım. Dolama yaparak artırmamı yapıyorum. 3 ilmek haroşa örüyorum. Haroşamı tersten örüyorum. 3 ilmek haroşa ördüm. İpimi arkaya aldım. Dolama yaptım. Kolda olan ilmekleri düz olarak örüyorum. Yine bir önceki sırada artırdığım ilmeğe kadar ilmeklerimi düz olarak ördüm ipimi öne aldım dolama yaparak artırmamı yaptım 3 ilmek haroşa örüyorum ipimi arkaya alıp tekrar dolama yapıyorum arkada olan ilmekleri düz olarak örüyorum yine artırma yaptım ilmeğe kadar geldim ipimi öne aldım dolama yaptım 3 ilmek haroşa örüyorum ipimi arkaya aldım dolama yaptım kolda olan ilmeklerimi düz olarak örüyorum yine bir önceki sırada artırma yaptığım ilmeğe kadar kolda olan ilmeklerimi düz olarak ördüm ipimi öne alıp dolama yaparak artırmamı yaptım 3 ilmek haroşa örüyorum ipimi arkaya alıp tekrar dolama yaparak artırma yapıyorum önde olan ilmeklerimi düz olarak örüyorum pat kısmımıza kadar ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Patımızda olan ilmekleri haroşa olarak örüyorum. Sondaki ilmeği örmeden şişime takıp arka yüze geçiyorum. Arka yüzde ilmeklerimizin tamamını ters olarak örüp ön yüze geçelim. Arka yüzü tamamladım. Ön yüze geçtim. 3. artırma sırasını öreceğiz. Pat ilmeklerimizi haroşa olarak örelim. Önde olan ilmekleri düz olarak örüyorum. Bir önceki sırada artırmış olduğumuz ilmeğe kadar ilmeklerimizi düz olarak ördüm. Şimdi ipimi öne aldım. Dolama yaparak bir ilmek artırma yaptım. Bir önceki sırada 3 haroşa örmüştük. Bu sırada 5 haroşa öreceğiz. 1 2 3 4 5 Birinci artırma sırasında arada bir ilmek haroşa örmüştük. Daha sonra ikinci artırma sırasında 3 ilmek haroşa ördük. Bu sırada yani üçüncü artırma sırasında ise 5 ilmek haroşa ördüm. İpimi arkaya alıp dolama yaptım. Yine artırmamı yaptım. Kolda olan ilmekleri düz olarak örüyorum. Yine bir önceki sırada artırma yapmış olduğumuz ilmeğe kadar ilmeklerimizi düz olarak ördük. Artırmalarımız bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Bir sonraki sırada yani dördüncü artırma sırasında arada 7 ilmek haroşa öreceğiz. Daha sonra tekrar başa döneceğiz. Bir ilmeğin yine her iki kenarında artırma yaparak bu şekilde üçgen şeklini vereceğiz. İpimi öne aldım. Dolama yaparak artırmamı yaptım. 5 ilmek haroşa örüyorum. İpimi arkaya aldım. Dolama yaptım. Arkada olan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Artırmalarımızı yaparak sıramızı tamamlayalım arka yüzde olan ilmeklerimizin tamamını ters olarak örüp dördüncü artırma sırasına geçelim. Arka yüzü tamamlayıp ön yüze geçtim. Dördüncü artırma sırasındayız. Pat ilmeklerimi haroşa olarak ördüm. Önde olan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Bir önceki sırada artırmış olduğum ilmeğe kadar geldim. İpimi öne aldım. Dolama yaparak artırmamı yaptım. 7 ilmek haroşa örüyorum. 4. artırma sırasında 7 ilmek haroşa örüp tekrar artırma yapıyoruz. İpimi arkaya alıp dolama yaparak artırmamı yapıyorum. Kolda olan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Bir önceki sırada artırma yapmış olduğum ilmeğe kadar kolda olan ilmeklerimi düz olarak ördüm. İpimi öne aldım. Tekrar dolama yapıp artırmamı yaptım. 7 ilmek haroşa örüyorum. 7 ilmek haroşa ördükten sonra ipimi arkaya alıp tekrar dolama yapıp arkada olan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Bu sırada artırmalarımızı bu şekilde yapalım. Arka yüzü ters olarak örüp ön yüze geçelim. Daha sonra ilk sırada yapmış olduğumuz gibi artırmalarımızı yapacağız. Yani başa döneceğiz. o kısma kadar örüp gelelim. Dördüncü artırma sırasını tamamladım. Şimdi ilk sırada yapmış olduğumuz gibi artırmalarımızı yapıyoruz. Pat ilmeklerimi ördükten sonra ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Bir önceki sırada artırmış olduğum ilmeği de düz olarak örüyorum. Tam ortadaki ilmeğe kadar ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Ortada olan ilmeğimiz değişmiyor arkadaşlar. Onu yine haroşa olarak öreceğiz. Sadece artırmış olduğumuz ilmekleri düz olarak örüyoruz. Bu sırada 2 4 6 8 9 4 ilmek de artırmıştık. 10, 11, 12, 13. 13 ilmek düz ördük. Pat ilmeklerimizi ördükten sonra 13 ilmek düz ördük. Şimdi e, ilk artırma sırasında örmüş olduğumuz gibi artırmalarımızı yine aynı şekilde yapıyoruz. İpimi öne aldım. Dolama yaptım. Ortada olan ilmeği haroşa olarak örüyorum. İpimi arkaya aldım. Dolama yaptım. İlmeklerimi düz olarak örmeye devam ediyorum. Arada olan bir ilmeğime kadar ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Arada olan ilmeğime kadar ilmeklerimi düz ördüm. İpimi öne alıp bir ilmek dolama yaparak artırmamı yaptım. Arada olan ilmeğimi haroşa olarak örüp ipimi arkaya aldım. Tekrar dolama yaptım. Yine arada olan ilmeğime kadar ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Bu sıramızı bu şekilde örerek tamamlayalım. Arka yüze geçelim. Arka yüzde ilmeklerimizin tamamını ters olarak örelim. Yine burada arada olan ilmeğime kadar ilmeklerimizi düz olarak örüp arada olan ilmeğimizin her iki kenarına artırmalarımızı yapıyoruz. Roba artırmalarımızı bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Her dört sırada bir tekrarlıyoruz. Arka yüzümüzü ters olarak örüp gelelim. Arka yüzü tamamlayıp ön yüze geçtim. İkinci motifimizin ikinci artırma sırasındayız. İlk motifimizi tamamladık. Üçgen motifimizi tamamladık. İkinci üçgen motifimizin ikinci sırasına geçiyorum. İlk motifimizi örmüş olduğumuz gibi örüyoruz. 6 ilmek patımızı ördüm. Bir önceki sırada artırmış olduğumuz ilmeğe kadar ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Bir önceki sırada artırmış olduğum ilmeğimiz bu arkadaşlar. İpimi öne aldım, dolama yaparak artırmamı yaptım. 3 ilmek haroşa örüyoruz. Ortadaki Haroşa örgülerimiz birinci sırada bir haroşa, ikinci sırada üç, üçüncü sırada beş, dördüncü sırada yedi haroşa olarak örüp motifimizi tamamlıyoruz. Toplamda da dört artırma sırası yapıyoruz. Şimdi dolamamı yaparak artırmamı yaptım. İlmeklerimi düz olarak örüyorum. Yine bir önceki sırada arttırmış olduğumuz ilmeğimize kadar ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. İpimi öne alıp artırmamı yaptım. 3 ilmek haroşa örüp, ipimi arkaya alıp tekrardan dolama yaptım. Arkada olan ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. roba kısmındaki artırmalarımızı bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Toplamda 4 motifimiz olacak. 4 tane üçgen yapacağız. Üçgen motifi 4 kez yapacağız. Her motifte de 4 kez arttırdığımız için toplamda 16 sıra artırmış olacağız. Yeleği daha fazla örmek isterseniz, yani daha büyük örmek isterseniz de bir motif daha ekleyebilirsiniz. Yine bir önceki sırada artırmış olduğum ilmeğime kadar geldim. İpimi öne alıp artırmamı yapıp 3 ilmek haraşo örüyorum. Tekrar dolamamı yapıp artırmamı yaptım. Kolda olan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Artırmalarımızı her 4 sırada bir tekrarlıyoruz arkadaşlar. Robamızı tamamlayıp daha sonra beden kısmını örmeye geçelim. Robamızı tamamladım. İlmek sayımız arttığı için de misin alışışla örmeye geçtim. 11 haroşa sırasında bir de iliklerimizi açıyoruz arkadaşlar. Robada 4 tane üçgen motifi yapıp tamamladım. Her motifte 4 artırma yaptık. 4, 8, 12, 16 toplamda 16 artırma sırası örüp robamı tamamladım. Şimdi 3 sıra haroşa öreceğim. haroşamı yine her iki yüzde de tersten örüyorum. Hem ön yüzde ters, hem de arka yüzde ters örüyoruz. 3 haroşa sırasına e, tamamlayalım. Daha sonra kollarımızı keselim. 3 haroşa sırası ördüm. 3. haroşa sırasını ön yüzde ördüm. Arka yüze geçip arka yüzde arada olan bir haroşa ilmeğimize kadar ters örerek geldim. Toplamda 32 ilmek ördüm. Arada olan bir haroşa ilmeğimi ise ön parçaya ekledim. Burada olan aradaki haroşa ilmeğimi arka parçayı ekleyeceğim. Şimdi kolda olan ilmeklerimi kesiyorum. Şu şekilde iki ilmeği birlikte örerek kesiyorum. ilmeği tekrar şişime taktım. İki ilmeği birlikte örerek kesiyorum. ilmeği sol şişime takıp tekrar iki ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Kol kesimlerimizi bu şekilde yapıyoruz. Kolda olan ilmeklerimizi keselim. Arada olan e, bir ilmeğime kadar kolda olan ilmeklerimi kestim. Arada olan haroşa ilmeğimizi arka bedene ekliyoruz. Kolumuz için onu kesmiyoruz. Buradaki arada olan ilmeği öne ekledik. Buradaki aradaki ilmeği ise arka bedene ekliyoruz. Şimdi kolumuzu kestikten sonra artırma yapacağız. Bir sonraki sırada kuracağımız modelin denk gelmesi için artırmalarımız olacak. Bu kolumuzda 5 ilmek artırma yapacağım. Bu kol altında ise 6 altı ilmek artırma yapacağım. Artırmalarımı şu şekilde yapıyorum. 1 2 3 ve 4. Şimdi dönüyorum. Buraya 4 ilmek attıktan sonra dönüyoruz. Bir de şuradaki ilmekleri şişime takıp ters olarak öreceğim. Burada da bir ilmek artırma yapacağım. Koltuk altımızın daha düzgün ve daha muntazam olması için artırmalarımızı bu şekilde yapıyoruz. 4 ilmeğimi attıktan sonra alttaki ipleri şu şekilde şişime geçirdim ve ters olarak örüyorum. Burada da bir ilmek artırma yapmış olduk. Şimdi tekrardan arka yüze geçiyorum. Arka yüzde artırma yapmış olduğumuz ilmekleri ters olarak örüyoruz. Toplamda bu kol altında 5 ilmek artırma yaptık. Diğer kol altında ise 6 altı ilmek artırma yapacağız. Şimdi diğer kol altına kadar arka bedende olan ilmeklerimizi haroşa olarak örelim. Arka bedende olan ilmeklerimi haroşa olarak arada olan bir haroşa ilmeğime kadar ördüm. Arada olan haroşa ilmeğimi de arka bedene ekledim. Toplamda arka bedenimizde 58 ilmek var. Artırmış olduğumuz ilmekleri saymadan arka bedende 58 ilmeğimiz var. Şimdi kolda olan ilmeklerimi diğer kolda olduğu gibi kesiyorum. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Ön bedende 32 ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi keselim. Bu kolu da kestim. Şişimde 32 ilmeğim kaldı. Bu kol altında ise 6 ilmek artırma yapacağız. Artırmalarımı şu şekilde yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5. 5 ilmek artırmamı yaptım. Ön yüze dönüyorum. Ön yüzde de yine diğer kolda yapmış olduğumuz gibi şuradaki iki ilmeği şişime geçiriyorum. Koltuk altımızın daha düzgün olması için. İkisini birlikte ters olarak örüyorum. Tekrar arka yüze geçtim. ilmekleri ters olarak örüyorum. Bu kolda da 6 ilmek artırma yaptık. Bir sonraki sırada model kurulumuna geçeceğiz. Modelimizin tam denk gelmesi için artırmalarımızı bu şekilde yaptık. Birinde 5 ilmek artırma yaptık, diğerinde ise 6 ilmek artırma yaptık. Şimdi Sıramızı ters örerek tamamlayalım. Arka yüzü tamamladım. Ön yüze geçtim. Şimdi bu sırada modelimizi kuracağız. Pat ilmeklerimizi haroşa olarak örelim. 6 ilmek haroşa ördükten sonra 1 ilmek düz örüyorum. Buradaki düz ilmeğimiz yeleğimiz bitene kadar devam edecek. 6 ilmek haroşadan sonra bir ilmek düz ördük. Şimdi üçgen motifimizin kurulumuna geçelim arkadaşlar. Motifimizi 11 ilmek üzerine kuracağız. İpimi öne alıyorum. Burada bir ilmek artırma yapacağım. Yani ajur yapacağım hem de model kurulumu yapacağız. 11 ilmeğin ilk 2 ilmeğini keseceğim. İlk ilmeği şu şekilde yönünü çevirip sola doğru 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. İpim önde olduğu için buraya bir ilmek artırma yaptım. Yani ajur yaptım arkadaşlar. Şimdi 11 ilmeğin ikisine kestim. 7 ilmek öreceğim. 1 2 3 4 5 6 7. 7 ilmeği düz olarak ördüm. 10. ve 11. ilmeği ise şu şekilde soldan girip 2 ilmeği birlikte sağa doğru kesiyoruz. Yönünün sağ gelecek şekilde kesiyorum. Şimdi model aralarında bir ilmek haraşomuz olacak yine buraya bir ilmek ajur yapacağım yani bir ilmek artırma yapacağım üçgen motifimizin her iki kenarında birer ilmek artırma yapacağız birer ilmek kenarlarda kesiyoruz birer ilmekte artırma yapıyoruz şu şekilde dolama yaparak artırmamı yaptım model aralarında olan bir ilmek haroşamı örüyorum haroşamı her iki yönde de ters olarak örüyorum Şimdi tekrar üçgen motifimizi öreceğiz arkadaşlar. İpimi arkaya aldım. Dolama yaparak bir ilmek artırma yaptım. İlmeğimin yönünü çevirip sola doğru kesiyorum. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. 7 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 2 ilmeği ise şu şekilde soldan girip yönünü sağa doğru kesiyoruz. Üçgen motiflerimiz 11 ilmekten oluşuyor. Her iki kenarında bir ilmek kesiyoruz. Kenarlarda ise birer ilmek artırıyoruz. Yine ipimi öne aldım. Dolama yaparak artırmamı yaptım. bir ilmek haroşa örüyorum bir ilmek model aralarında olan haroşa ilmeğimizi ördükten sonra ipimi arkaya alıp tekrar dolama yaparak artırmamı yapıyorum buradaki ilmeğin yönünü çevirip iki ilmeği birlikte örerek kesiyorum şimdi 7 ilmek düz örüyorum 1 2 3 4 5 6 ve 7 daha sonra 2 ilmeği şu şekilde sol taraftan girip sağa doğru birlikte örerek kesiyorum ipimi öne aldım tekrar dolama yapıp bir ilmek haroşa örüyorum üçgen motifimizin her iki kenarında birer ilmek kesip birer ilmek artırma yapıyoruz şimdi tekrar Arada olan haroşe ilmeği ördükten sonra ipimi arkaya alıp bir ilmek dolama yaptım. İlmeğimi çevirip iki ilmeği şu şekilde birlikte örerek kesiyorum. 7 ilmek düz öreceğim. Bir, iki, üç, dört, beş, 6, 7. 7 ilmek düz ördükten sonra 2 ilmeği şu şekilde sol taraftan girip yönünü sağa doğru kesiyoruz. Yine ipimi öne aldım. Dolama yaparak 1 ilmek artırma yaptım. Model aralarında olan haroşa ilmeğimi ters olarak örüyorum. İpimi arkaya alıp tekrar dolama yapıp şimdi tekrar üçgen motifini öreceğiz. 11 ilmeğin ilk ilmeği şu şekilde yönünü çeviriyorum. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. 7 ilmek düz örüyorum. 1 2 7. 7 ilmek ördükten sonra 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. İpimi öne aldım tekrar buraya dolama yaparak artırmamı yaptım. Arada olan bir ilmek haroşamı haroşa olarak örüyorum. İpimi arkaya alıp dolama yapıp artırmamı yaptım. İlmeğimin yönünü çevirip iki ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Sıra sonuna kadar aynı şekilde tekrarlıyoruz arkadaşlar. 1 2 3-4-5-6-7 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. İpimi öne alıp dolama yaparak artırmamı yaptım. Bir ilmek haroş örüp ipimi arkaya alıp tekrar dolama yapıp ilmeğimin yönünü çevirip yine üçgen motifimizi örüyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde örüp sıramızı tamamlayalım arkadaşlar sıra sonuna kadar geldim en son üçgen motifimizi yaptım iki ilmeği kestim ipimi öne alıp bir ilmek artırma yapıp ipimizi ön, öne alalım buradaki ilmeği düz olarak öreceğiz sıra başında da 6 ilmek haroşadan sonra bir ilmek düz örmüştük sıra sonunda ise 6 ilmek haroşadan önce bir ilmek düz öreceğiz ipim önde bu şekilde bir ilmek düz örüyorum buraya da bir ilmek artırma yapmış oluyorum tekrar ipimi öne alıp pat ilmeklerimi ters olarak örüyorum şimdi arka yüze geçelim arka yüzde ilmeklerimizin tamamını ters olarak örüyoruz Arttırmış olduğumuz ilmekleri de yine ters olarak örüyoruz. Sıramızı ters örerek tamamlayıp ön yüze geçelim. Arka yüzü ters örerek tamamladım. Ön yüze geçiyorum. Pat ilmeklerimizi haroşa olarak örüyoruz. 6 ilmek haroşadan sonra bir ilmek düz örüyorum buradaki düz ilmeğimiz yeleğimiz boyunca devam edecek şimdi bir önceki sırada artırmış olduğumuz ilmeği ters olarak yani haroşa olarak örüyorum bu ilmeği hem arka yüzde hem de ön yüzde ters olarak örüyoruz yani haroşa olarak örmüş oluyoruz şimdi ipim arkada bir ilmek dolama yaptım yine üçgen motifimizin ilk ilmeğini çevirip 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Yine 1 ilmek artırmış, 1 ilmek kesmiş olduk. 1 2 3 4 5. 5 ilmek düz örüp üçgen motifimizde olan son 2 ilmeği şu şekilde sol taraftan girip 2 ilmeği birlikte örerek kesiyoruz. İpi öne aldım dolama yaparak artırmamı yaptım. Şimdi 3 ilmek haroşa öreceğim. Bir önceki sırada artırmış olduğumuz ilmeği de haroşa olarak örüyoruz. 1 Aradaki ilmeğimi yine haroşa olarak örüyorum. 2 Bir önceki sırada artırmış olduğum ilmeği. haroşa olarak örüyorum. 3 ilmek haroşa örmüş olduk. Bu sırada üçgen motiflerimizin arasında 3 haroşamız var arkadaşlar. 3 ilmek haroşa örüyoruz. Şimdi ipi arkaya alıp dolama yaptım. Yine üçgen motifimizin ilk ilmeğini çevirip 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. 5 ilmek düz örüp motifimizde olan son 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. 1 ilmek dolama yaparak artırmamı yaptım. Şimdi 3 ilmek haroşa örüyoruz. Model aralarında bu sırada 3 ilmek haroşamız var. İpimi arkaya alıp artırmamı yaptım. Üçgen motifimde olan ilk ilmeği çevirip 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. 5 ilmek düz örüp üçgen motifimizde olan son iki ilmeği birlikte örerek kesiyoruz. i̇pimi İp, öne alıp dolama yaparak artırmamı yaptım. 3 ilmek haroşa örüyorum. Bu sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Daha sonra arka yüzü ters olarak örüp ön yüze geçelim. arka yüzümüzü tamamladım. Ön yüze geçtim. Pat ilmeklerimi haroşa olarak örüp bir ilmek düz örüyorum. İpimi öne aldım. 1 2. 2 ilmek haroşa ördüm. Bir önceki sırada da artırmış olduğum ilmeği de haroşa olarak ördüm. İpimi arkaya alıp tekrar buraya bir ilmek artırma yaptım üçgen motifimizde olan ilk ilmeği yine yönünü çevirip iki ilmeği birlikte keserek ördüm. 3 ilmek düz öreceğim. 1 2 3 Yine iki ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Üçgen motifimiz ortaya çıkıyor arkadaşlar. İpi öne aldım. Dolama yaparak artırmamı yaptım. 1 2 3 4 5 Bu sırada model aralarında 5 ilmek haroşa örüyoruz. ipimi arkaya alıp dolama yaparak artırmamı yaptım. ilmeğimin yönünü çevirip 2 ilmeği birlikte örerek kestim. 1 2 3 3 ilmek düz örüp tekrar 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Üçgen görünümünü veriyoruz arkadaşlar bu şekilde ipimi öne alıp dolamamı yaptım 5 ilmek haroşa örüyorum 5 ilmek haroşa ördükten sonra ipimi arkaya alıp dolama yapıp ilmeğin yönünü çevirip iki ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Üçgen motifimizde olan üç ilmeği düz olarak örüp sondaki iki ilmeği ise birlikte örerek kesiyorum tekrar 5 ilmek haroşa öreceğim bu sırada model aralarında 5 ilmek haroşa örüyoruz yine üçgen motifimizin kenarlarında olan ilmekleri kesip ortada olan 3 ilmeği düz olarak örüyoruz bu sıramızı da bu şekilde örerek tamamlıyoruz Bu sıramızı da örerek tamamlayalım. Arka yüzde olan ilmeklerimizin tamamını ters olarak örüp ön yüze geçelim. Arka yüzü ters örerek tamamladım. Şimdi bu sırada üçüncü iliğimizi açacağız. 11 sırada bir iliklerimizi açıyoruz. ilmek haraşo örüp alttaki ipi sol şişime takıp ters olarak örüyorum. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. 1 ilmek artırmış, 1 ilmek de eksiltmiş oluyoruz. 6 ilmek patımızı ördükten sonra 1 ilmek düz örüyorum. Sıra sonunda da aynı şekilde pat ilmeklerden önce 1 ilmek düz ilmeğimiz var. İpimi öne alıp 1 2 3 3 ilmek haroşa örüp ipimi arkaya alıp dolama yaparak üçgen motifimin ilk ilmeğinin yönünü çevirip iki ilmeği birlikte örerek kesiyorum bu sırada üçgen motifimizde bir ilmek düz örüyoruz kalan iki ilmeği de yine birlikte örerek kesiyorum bu şekilde üçgen görünümünü veriyoruz arkadaşlar bir sonraki sırada ise bu 3 üç ilmeği üçünü birlikte keseceğiz ipimi öne aldım dolama yaparak artırmamı yaptım bu sırada 1 2 3 4 5 6 7 7 ilmek haroşa örüyoruz model aralarında 7 ilmek haroşamız var ipimi arkaya alıp dolama yapıyorum ilmeğimin yönünü çevirip iki ilmeği birlikte örerek kesiyorum bir ilmek düz örüp yine iki ilmeği birlikte örerek kesiyorum ipimi öne alıp dolama yaptım 7 ilmek haroşa örüyorum bu sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz ipimi arkaya alıp dolama yaptım ilmeğimin yönünü çevirip iki ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Bir ilmek düz örüp yine üçgen motifimizde olan son iki ilmeği birlikte örerek kestim. Model arasında 7 ilmek haroşamız var. Haroşamızı ters olarak örüyoruz. Sıramızı bu şekilde örerek tamamlayalım. Arka yüzde olan ilmeklerimizin tamamını da ters olarak örüp ön yüze geçelim. Arka yüzü ters örerek tamamladım. Ön yüze geçtim. Şimdi üçgen motifimizin son sırasındayız. Şu şekilde sayalım. 1 2 3 4 yani 5. ajur sırasını öreceğiz. 5. artırma sırasında üçgen motifimizi tamamlıyoruz. pat ilmeklerimizi örelim altı ilmek ördükten sonra bir ilmek düz örüyorum şimdi bir iki üç dört dört ilmek haroşa ördükten sonra ipimi arkaya alıp artırmamı yaptım bu sırada 3 ilmeği bir keseceğiz Yine ilk ilmeğimin yönünü çevirip 3 ilmeğe birlikte batıp 3'ünü birlikte örerek kesiyorum. İpimi öne aldım. Dolama yaparak artırmamı yaptım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 ilmek haroşa ördüm. Bu sırada üçgen motiflerimizin arasında 9 ilmek haroşamız var. İpimi arkaya aldım, dolama yaparak artırmamı yaptım. Üçgenimde olan ilk ilmeği çevirip 3 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Tekrar artırma yapıp aradaki ilmekleri haroşa olarak örüyorum. modelimizi kurar kurarken üçgen motiflerimizin arasında bir ilmek haroşamız vardı. Daha sonra 3 5 7 ve bu sırada da 9 ilmeğimiz var. 9 haroşa ilmeğimiz. İpi markaya aldım, artırmamı yaptım. İlmeğimin yönünü çevirip 3 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Üçgen motifimizi bu sırada tamamlıyoruz. Bu sıramızı bu şekilde örerek tamamlayalım. Arka yüze geçelim. Arka yüzü ters olarak örelim. Ön yüze geçince tekrardan ilk sırada örmüş olduğumuz gibi üçgen motifimizi tekrardan kuracağız arkadaşlar. Her 5 artırma sırasında bir de modeli tekrarlayacağız. Şimdi bu sırayı tamamlayıp arka yüzü de ters örerek tamamlayalım. Ön yüze geçip Tekrardan motiflerimizi kuralım. Arka yüzü ters örerek tamamladım. Ee, i̇lk üçgen motifimizi tamamladık arkadaşlar. Şimdi tekrar aynısı gibi motifimizi tekrar kuracağız. 6 ilmek haroşa ördüm. 6 ilmek haroşadan sonra 1 ilmek ters ördüm. Şimdi ilk motif sırasında olduğu gibi örüyoruz. İpimi öne aldım. Buradaki ilmeğin yönünü çeviriyorum. İpim önde olduğu için iki ilmeği birlikte kesiyorum. Buraya da bir ilmek artırmış oldum. Şimdi 7 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 Sondaki iki ilmeği de birlikte örerek sağa doğru kesiyorum. Üçgen motifimiz 11 ilmekten oluşuyor arkadaşlar. Ortasında 7 ilmek, kenarlarda da ikişer ilmeği kestik. 11 ilmek oluyor. İpimi öne aldım. Dolama yaparak bir ilmek artırma yaptım. Model arasında olan bir ilmek haroşamı haroşa olarak örüyorum. İpimi arkaya alıp tekrar dolama yaparak artırmamı yaptım. Yine 11 ilmek üzerine üçgen motifimizi kuruyoruz ilmeği çevirip iki ilmeği birlikte örerek kestim. 7 ilmek düz örüyorum. 7 ilmek ördükten sonra 2 ilmeğe sol taraftan girip iki, ikisini birlikte örerek kesiyorum. İpimi öne aldım. Dolama yaparak 1 ilmek artırma yaptım. Ortada olan ilmeği haroşa olarak ördüm. Bu sırada Üçgen motiflerimizin arasında bir ilmek haroşamız var arkadaşlar. Üçgen motiflerimizin her iki kenarına da birer ilmek artırma yapıyoruz. Modelimiz sıralı olarak devam ediyor. Her 5 artırma sırasında modeli tekrarlıyoruz. Modelde kaydırma yapmadan sıralı olarak devam ediyoruz. Şimdi tekrar ipi markada dolama yaparak ilmeği çevirdim. 2 ilmeği birlikte örerek kestim. Üçgenimizin sağ kenarına bir ilmek artırma yaptık. 7 ilmek düz örüyoruz. 7 ilmek düz ördükten sonra bu defa iki ilmeği sağa doğru kesiyoruz. İpimi öne alıp dolama yaparak artırmamı yaptım model arasında olan bir ilmeği haroşa olarak örüp ipimi arkaya alıp tekrar dolama yapıp ilmeğin yönünü çevirip tekrar üçgen motifimizin kenarlarında olan ilmeği kesiyorum sıramızı bu şekilde örerek tamamlayalım arka yüzü ters örüp gelelim Arka yüzü tamamladım. Ön yüze geçtim. Pat ilmeklerimi örüp bir ilmek düz örüyorum. Şimdi bir önceki sırada artırma yapmış olduğumuz ilmekleri haroşa olarak öreceğiz. Bir ilmek haroşamı ördüm. Tekrar artırma yapıp yine üçgen motifimde kesimlere devam ediyorum. Bu defa 5 ilmek düz öreceğim. 2 3 4 5 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum ipimi öne alıp artırmamı yaptım bu sırada model aralarında 3 ilmek haroşa örüyoruz İpimi arkaya alıp artırmamı yaptım ilmeğin yönünü çevirip 2 ilmeği birlikte örerek kestim 5 ilmek düz örüyorum üçgen motifimizdeki son iki ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Üçgen motifimiz yavaş yavaş küçülmeye başlıyor. Arada olan ilmeklerde artıyor arkadaşlar. Dolama yapıp artırmamı yaptım. 3 ilmek haroşa örüp ipimi arkaya alıp tekrar dolama yapıp üçgen motifimizde olan 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. 5 ilmek düz örüp 2 ilmeği birlikte örerek kestim. İpimi öne aldım. Dolama yapıp 3 ilmeği haroşa olarak örüyorum. İkinci artırma sırasında model aralarında 3 ilmek haroşa örüyoruz. Üçüncü artırma sırasında 5 ilmek. Dördüncü artırma sırasında 7 5. artırma sırasında ise model aralarında 9 ilmek haroşa örerek modeli tamamlayıp daha sonra modeli tekrarlıyoruz. Bu şekilde beden kısmımızı örmeye devam edelim. İstediğimiz uzunluğa gelene kadar örelim. 11 haroşa sırasında bir de iliklerimizi açalım. Şimdi beden kısmını istediğimiz uzunluğa gelene kadar örüp gelelim. Yeleğimin beden kısmını tamamladım. 7 model sırası ördüm arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi lastik kısmını örmeye geçeceğim. 5 tane de ilik açtım. 6. iliğimi de lastik kısmında açacağım. Lastik kısmını haroşa olarak örüyoruz. Yine haroşamı her iki yönde tersten örüyorum. Arka yüzde ve ön yüzde ters olarak öreceğim. Lastik kısmını 4-5 sıra örelim arkadaşlar. 4. sırayı ön yüzde örelim. Arka yüzde örerek kesim yapacağız. Şimdi o kısma kadar örüp gelelim. Lastik kısmımızı 4 sıra ördüm. 5. haroşa sırasını ön yüzde ördüm. Şimdi arka yüze geçip Yereğimizi keselim. İlk ilmeği Ters olarak örüyorum. İpimi arkaya aldım. Bir ilmek düz örüyorum. Bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Tekrar bir ilmek düz örüp Bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum yeleğimizi bu şekilde kesip tamamlayalım. Yeleğimizi dikişsiz olarak tamamladık. Yeleğime 6 tane de düğme diktim. Arkasında göstereyim. Çok kullanışlı, çok güzel bir yelek oldu. Beni buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Yeni örgü videolarımda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın. kalın.